öğrencilerimize Beykoz Fen Lisesi'ne hayırlı olsun. Değerli dernek başkanımız, üyelerimiz, değerli bağışçımız, okulumuza yaptığınız her şey geleceğimize yatırım anlamına geliyor. Beykoz'un Fen Lisesi bir tane. Ben bugün burada varım, yarın başkası var ama çocuklarımız hep burada devam edecekler. Derneğimize gerçekten teşekkür ediyorum. Okulumuzu takip ediyor, soruyorlar, eksiklerimiz var mı diye soruyor. Biz de tabii ki istiyoruz. Sağ olsunlar, karşılıyorlar, bağışçılarımıza destek oluyorlar. Teşekkür ederim. Beykoz Eğitim ve Destek Derneği'nin başkanı olarak yine böyle bir teknik atölyenin yapılması konusunda hızlı bir adım atıp hızlıca çözüm üretme kabiliyetini gösteren yönetim kurulu, başta Alev arkadaşım olmak üzere tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma güzel bir çalışmalardan biri olan bilgisayar cezimi bilgisayar iletişim bilişim atölyesini açmanın onurunu yaşıyoruz hep birlikte. Tabii bugün isteriz ki bu teknik sınıfı öğrencilerimize kazandırırken yine milli ruhumuzu besleyecek olan birlikteliğimizin, ki bu dönem şu anda yeni bir seçim döneminden çıktık ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalması için Türk gençliğine düşen sorumluluğu yüklerken bir de onlara nitelikli eğitim kazandırma sorumluluğumuz var. Ve biz bugün bu sorumluluğumuzu hep birlikte yerine getiriyoruz. Ve bunu öyle güzel bir duyguyla yapıyoruz ki sevgili arkadaşlarım Özlem Hanım ve değerli Yücel kardeşi Yücel Bey'in anne ve babaların anılarına yaptırmış oldukları bu güzel sınıf bütün bu gençliğe hizmet edecektir ve onlar da ülkemize hizmet edecektir. Değerli misafirlerimiz, annemiz Yüksel Türkay ve babamız Cezmi Türkay'ın anısına yapılan Beykoz Fen Lisesi Bilgisayar Laboratuvarı açılışına hoş geldiniz. Beykoz Eğitime Destek Derneği'nin misyonlarında birinci önceliğimiz diye belirttikleri gibi anne ve babamızın da yaşadıkları süreci öğrencilere ve her yaş grubunda eğitime destek öncelikleri oldu. Bizler de bu misyonu onlar adına devam ettirmek için BEDES'le el ele verdik ve bu güzel proje gerçekleşti. Gönüllülük esasına dayanan özverili çalışmaları sebebiyle bütün BEDES yönetim kuruluna ve gönüllülerine, her aşamada destek veren sevgili Alev Ramazanoğlu'na, projenin yer aldığı Beykoz Fen Lisesi Müdürü Sayın Ahmet Köse'ye, okul aile birliği üyelerine ve bugün de yanımızda olan sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. Sözlerimi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün bizlere bir sesinciyle tamamlayayım. Gençlik gelecektir. Gençlerini en iyi biçimde yetiştiren, onlara değer veren, yarınlara hazırlayan milletler geleceğe güvenle bakabilirler. Bu geleceğin inşasına katkıda bulunan hepinize tekrar sonsuz teşekkür ederim. Ki bir fen lisesinin hizmeti, bir fen lisesinin eğitim kadroları fen laboratuvarları olmadan, bilgisayar laboratuvarları olmadan, fizik, kimya, müzik atölyesi, resim atölyesi olmadan çok bir şey ifade etmez. Ve okullarla birliğinden bir arkadaşımız bir gün Meşale Anneler dediğimiz bir projemiz var. Meşale Anneler projesi kapsamında bizim burs verdiğimiz öğrencilerimizi kitap okuma alışkanlıkları kazandırmak ve anneleri de eğitim içerisine çekmek, çocukların eğitimine katkısını artırmak, ülkemizin gidişatına farklı duyarlılıklar kazanmaları sağlamak için birçok önemli projeler yapar. Meşale Anneler'den bir tanesi aynı zamanda bu okulu, okul aile birliğinde görevli
ve liderimiz Aysel Hanım'a der ki bizim okulumuzda hiç laboratuvar yok. Fen lisesi ama eksiğimiz çok fazla. Duyduk ki BEDES böyle işler yaparmış. Bize de yardımcı olur mu? Ve tabii ki bize bu bilgi gelince biz Beykoz Eğitim'e desteklerle yönetim kurulu olarak Beykoz'a bir fen lisesi yapılmış ve bu fen lisesini en yüksek puanla alınan öğrenciler okurmuş. Onları yalnız bırakır mıyız? Bırakmadık ve tüm eksiklerini gidermek üzere can bırak çalışıyoruz. Yönetim kurulumuza, bizim iyilik dükkanında çalışan tüm iyilik meleklerimize, bize destek veren, yolumuzu açan, aynı zamanda burada kendi imkanlarıyla mücadele eden eğitim kadromuza her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Fen lisesi Beykoz için çok önemli arkadaşlar. Emeklerinize